eğitimin bir parçası olan kütüphanelerimizi açarken pandemide de 30 bin kitap evdeki çocuklara 30 bin kitap armağan ettik. 1000 tableti Sayın Bakanımızın yine ev sahipliğinde dağıtmıştık. Türkiye'de ilk defa tablet armağan etmiştik öğrencilere. Efendim, 7/24 kütüphanemizi açtık. Uyumayan kütüphane dendi. O gün bugündür hem uzmanlığa çalışanlar hem öğrencili kardeşlerim çok fazla istifade ediyorlar. Yani sadece millet bahçesi yahut da diğer parklar, bahçeler çok anlamlı şeyler ama konumuz kütüphane olduğu için de bu kütüphanelerin ve okulların kütüphaneye çevrilmesinin bir bölümünün camilerin müştemilatında mutlaka kütüphane olmasını sağlamaya çalıştık. Şu ana kadar daha önce yapılan 4 kütüphanenin müştemilatında kütüphane, bundan sonra yapılacak bütün camilerinde topografik özellikten dolayı, eğimden dolayı kazandığımız alanı da mutlaka kütüphane şartıya koyarak gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Değerli misafirlerimiz, değerli bakanım, hava soğuk, katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum herkese. Eğitim, öğretimin ve kitabın ne kadar önemli olduğunu benim söylememe gerek yok. Bu ülke gelecekte önümüzdeki 10 yıl, 20 yıl ve 100 yıllarda Cumhuriyet'in yine nice 100. yıllarında birlikte ve başarılı olmak dileğiyle bir konuyu daha arz etmek istiyorum. Cumhuriyet'in 100. yılında 100 artan projeler diye 5 yıl önce başladığımızda çok şükür 200'ün üzerinde proje gerçekleştirdik. Ayrıca Cumhuriyet'in 100. yılında 100 apartmana 100 kütüphane dedik. 100 kütüphaneye sayımız yaklaştı. Bir yandan da gelen talepleri değerlendiriyoruz. Kısmetse uygun olursanız Sayın Bakanım ve değerli misafirler, namazdan sonra caminin karşısındaki bir örnek olarak apartmanların doğalgaz uygulamasından sonra kazan dairelerini güzelce sıvadıktan sonra, boyadıktan sonra yeteri kadar masa, sandalye ve halı şimdi hepsi kütüphaneye dönüştü. Şükürler olsun. Talas Belediye Başkanımızın hayırseverimizle birlikte yapmış olduğu gerçekten bu anlamlı ve önemli projeden dolayı emeği geçenleri tebrik ediyorum. Yine güzel bir örnek. Hayırsever belediye işbirliği. Kayseri'mize yakıştı, Talas'ımıza yakıştı. 5 üniversitesi olan, 75 bin üniversite öğrencisi olan, 325 bin orta öğrenim öğrencisi olan Kayseri'mize yakıştı. Özellikle de Talas'ımıza yakıştı diyor. Kayseri'mizi gerek merkezde gerek ilçelerde adeta bir kütüphaneler şehri yapma yönünde taşrasıyla, merkeziyle el ele vermek suretiyle yolumuza devam diyoruz. Değerli bakanım, millet bahçemizin içerisinde de inşallah 6000 metrekare büyüklüğünde yine Kültür Bakanlığımızla işbirliği halinde Kayseri'mize yakışacak olan bir halk kütüphanesi bitme aşamasında. Bu yapılan çalışmalar hepsinin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor. Cumanızı tebrik ediyor. Her birinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Aslında insanı yaşatan, kültürü yaşatan, fikri yaşatan kitaplar, bu kitapların da kütüphanelerde korunması, muhafaza edilmesi gerekiyor. Tıpkı sürdürülebilir şehirlerin felsefesinin dünyaya bakışının muhafaza edilmesi gibi, sürdürülebilir kentlerin en önemli özelliğinin de kütüphaneler olduğunu, kütüphaneler olmadan, kitaplar olmadan bilginin yayılmasının, gelişmesinin mümkün olmadığını altını çizmek isterim. Bu nedenle hayırseverimizin yaptırdığı bu kütüphane aslında geleceğe Türk kültürünü, Türk düşüncesini anlatma, yansıtma noktasında büyük bir hizmet. Her mahallede bir kütüphane projesi için de Sayın Başkanım'ı kutluyorum. Ve mahalle kütüphanelerinin erişilebilir olması, evlerin malum giderek küçülüyor olmasıyla evlerde kütüphanelerin yerleşmiş olması imkanı da yok. Bu merkez kütüphaneler, mahalle kütüphaneleri kitaba, kültüre erişimde gençlerimize büyük fırsatlar sunacaktır. Kitaplar gerçekten fikirleri, düşünceleri, ülkeleri, insanları ölümsüzleştiriyor, geleceğe miras bırakıyor. Biz bugün birçok mütefekkirin geçmişten gelen düşüncesiyle
ışık buluyor, yönümüzü görüyoruz, geleceğe bakıyoruz. Bu kütüphaneleri, bu yazarları mutlaka yaşatmak, geleceğe taşımak lazım. Bu hayırlı girişim için hepinizi kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Bundan 1,5 sene kadar önce gelip temelini attığımız bu binanın bugün bittiğini görmek bizim için de mutluluk verici. Mehmet abi Allah razı olsun. Cenab-ı Allah kesenize bin bereket versin. Tuttuğunuz altın olsun derler Kayseri'de. Evet, bu bereket olsun manasına. Biz de onun için sizlere dua ediyoruz. Efendim, burada iki konuya değinmek lazım herhalde. Birisi hayırseverlik konusu. İkincisi de kütüphanelerin önemi olsa gerek. Kayseri'miz bu konuda şampiyon. Gittiğim illerde zaten bunu da özellikle söylüyorum ve ilan ediyorum. Geçenlerde bir ilimizde ihracat falan bizden fazla, nüfusu da fazla. Dediler ki biz hayırseverlikte geçtik. Kürsüye çıkınca dedim ki vallahi kıskanmıyorum, billahi kıskanmıyorum, haset etmiyorum. İnşallah geçersiniz. 81 vilayetin tamamı bizi geçsin inşallah. Hayırseverlikte geçsinler. Başka bir şey olduğunda iddialaşılır, yarışılır vesaire falan ama hayırseverlikte niye iddialaşalım? Herkes Kayseri'yi geçsin. Ama Kayseri'yi geçen bir ilde görmedim, onu da söyleyeyim özellikle. Bu bizde bir gelenek. Ne zamandan başlıyor? İşte bu yurtların, bu beldelerin Türkleşmesi, İslamlaşmasıyla birlikte başlıyor bu. Mevlana'nın hocası Seyyid-i Burhanettin Hazretleri döneminde başlıyor. O dönemde Gevher-i Nesibe Sultanlar, Ahi-Evranların yaşadığı ortam, Hunan Sultanların olduğu dönemde hayırseverlik ta zirvede başlıyor işe. Evet, kütüphane de önemli. Kitabın da kıymetini hepimiz biliyoruz. Çok kısa da olsa asistanlığını yaptığım Cemil Meriç öyle derdi. Kültürün dünü, bugünü ve geleceği kitaptır derdi. Kitabın olmadığı yer karanlık bir ortamdır. Eğitimin olmadığı toplum geri bir toplumdur, cahil bir toplumdur. Orada iyilik olmaz. Bileşik kaplar düşünün. Eğitimi bir taraftan döktüğünüzde iyilik olarak, güzellik olarak, kalkınma olarak, refah olarak, nezaket olarak, bilimsel kalkınma olarak karşınıza hepsi çıkar. Ama cehaleti bir taraftan dökerseniz o kaba kötülük olarak ve karşınıza şer ve felaket olarak da o çıkar. O yüzden kütüphanelerimizin önemi büyük. Bizim dönemimizde binlerce kütüphane yapıldı. Başta eğer gitmediyseniz tavsiye ederim. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni özellikle gezin. Ve o ortamı bir görün. Ülkemizde yapılan o kütüphaneyle emin olun hepiniz iftihar edersiniz. Ve biz bundan sonra da eğitim konusunda, kütüphaneler konusunda aynı hassasiyeti devam ettireceğiz Allah nasip ederse. Değerli belediye başkanımızı tebrik ediyorum. Mustafa Bey zaten kitaba çok aşina bir isim. Benimle beraber 21 yıl belediyecilik yaptı. Şimdi burada devam ediyor. Allah başarısını daim etsin. Belediyeciliği bilen bir arkadaşımız, tecrübeli bir arkadaşımız. Ama o kitapla daha çok haşır neşirdi. Bir grupları var, kitap okuyorlar. Akşam da üniversite gençlerine ilan etmişler. Ciddi bir kalabalık geliyor. Okudukları kitabı gençlere anlatıyorlar, sorulara cevap veriyorlar. Böyle bir entelektüel damarı da var. Şimdi bu tarafta da 100 tane evde 100 kütüphane projesi başlatıyor. Tüm Türkiye'deki belediye başkanlarına inşallah örnek olur.